Merhaba, ben çocuk gelişimci Ebru Güler. Bugün sizlere kolaylaştırıcı kişi nasıl belirlenir ve kolaylaştırıcı kişinin görevleri nelerdir onlar hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle kolaylaştırıcı kişi projesi mevzuat çalışmalarının devam ettiği bir projedir. Kolaylaştırıcı kişi nasıl belirlenir? Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin velilerinin teklifiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı geliştirme biriminin de kararı ile belirlenir. Ve belirlenen bu kişiler sınıf içinde ve sınıf dışında çocuğa yardımcı olacaklardır ve okulda da bulunabileceklerdir. Ve kolaylaştırıcı kişiler velinin kendisi de olabileceği gibi velinin belirlediği, belirli bir ücret karşılığında belirlediği bir kişi de olabilecektir. Şimdi kolaylaştırıcı kişinin görevlerine gelecek olursak, kolaylaştırıcı kişi çocuk eğitimi ve çocuk psikolojisi, çocuk gelişimi konularında belirli bir bilgi birikimine sahip olan kişilerin çocukların çeşitli sebeplerle yaşıtları ile farklı durumlarda olan, davranışlarını kontrol edemeyen, yaşıtları ile sağlıklı iletişim kuramayan çocukların sorunlarını minimuma indirerek onların gelebilecek en iyi seviyeye gelmesine yardımcı olur. Bir diğer görevi ise parmak kaldırma, sıraya girme, bekleme, sınıf ile uyumlu şekilde hareket etme becerilerinin desteklenmesine yardımcı olur. Öğrencilerin okul içindeki gelişimlerine katkıda bulunarak bağımsızlıklarını kazanmasını sağlaması görevleri arasındadır. Öğrencilerin de öğrenme şeklini de göz önünde bulundurarak işlenen konuları çocuğa göre düzenleyerek öğrencinin derse katılımlarını da sağlamak görevleri arasındadır. Ve çocuğun sınıf ortamında öğrencisi için gerekli olan uyarlamaları yapmak da görevleri arasındadır. Çocukların odaklanma, etkileşime girme, sınıf içerisinde aktif rol alma, sosyal beceriler geliştirme, akranlarıyla iletişim kurma ve davranışlarını kontrol etme gibi becerileri de destekler. Özetleyecek olursak bu proje ile kolaylaştırıcı kişinin görevi tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilerin akademik, sosyal ve öz bakım alanlarında gelişimlerini desteklemek ve davranışlarını kontrol etmesi için onlara yardımcı olmaktır. Sağlıklı günler dileriz.